Delta V 4 senedir hibrit roket motor teknolojisi geliştiren bir firma. Ve bu hibrit roket motorlarını aslına bakarsanız sonda roketi olarak göstermek üzerine çalışıyor diyebiliriz Delta V. Sonda roketi nedir diye hızlıca bir onu cevaplayalım. Sonda roketi dikine fırlatılan, atmosferin dışına çıkıp daha sonra gerisin geri inen roket türüdür. Bu yörüngeye giren roketlerden farklıdır. Yörüngeye girmez bir faydalı yük. Faydalı yük yukarıya çıkar, uzaya girer ve tekrar gerisi geri dünyaya düşer. Biz bu tür sonda roketlerinden Delta V olarak toplam 3 tane türünü geliştirdik. Bundan 3 sene önce yaklaşık 60 milimetre çapında bir sistemimizi geliştirdik. Bunun adı GÖSOR'du. Bu bizim için iyi bir tecrübe oldu. Bayağı öğrenimlerimiz ve kazanımlarımız oldu. Ondan sonra, bundan bir sene sonra TESOR adını verdiğimiz sıvı oksijen kullanan 280 milim çapındaki bir sistemi geliştirdik. Burada artık süpersonik hızlara ulaştık. Ve bundan 1,5 sene sonra da burada modelini gördüğünüz, aslına bakarsanız SORZ adını verdiğimiz 630 milimlik artık oldukça büyük bir hibrit roket motoruyla çalışan sonda roketini geliştirdik. Ve bunun birçok fırlatımını yaptık. Bu artık önemli bir faydalı yükü uzaya çıkarıp aşağıya indirebilecek bir sonda roketi aslına bakarsanız. Sıvı oksijen ve parafinle çalışıyor. Parafin yakıtla çalışıyor. Oldukça modern bir hibrit roket teknolojisine sahip. Hatta şunu söyleyebilirim, çok güvenli bir şekilde. Dünyadaki belki en ileri hibrit roket teknolojisini kullanan roket sistemi diyebiliriz. Hatta sonda sistemi diyebiliriz. Bu sonda sisteminin mevcut sonda sistemlerine göre avantajı ne? Aynı şekilde maliyet avantajı var. Hibrit roketin kendinden kaynaklanan maliyet avantajı, bu neden kaynaklanıyor? Basitliği ve emniyetinden dolayı ortaya çıkıyor. Bunun benzerlerinin 1/5 fiyatına biz aynı misyonu yerine getirmemizi sağlıyor. Bu 1/5 maliyet avantajı da bize bu sistemi aslında ticari bir ürün haline getirmemizi sağlayacak. Burada biz sadece Türkiye'nin değil, aslına bakarsanız bütün dünyanın faydalı yüklerini maliyet etkin bir şekilde atabilecek bir sonda roketinden bahsediyoruz. Ve bu sonda roketinin ticarileştirilmesi için çalışmalarımıza aslına bakarsanız başlamış bulunmaktayız. Bu sonda roketiyle artık çok yüksek Mach sayılarına ulaşabiliyoruz. Neredeyse hipersonik ve hatta hipersonik sınırı aşan hızlara da ulaşmamız mümkün olabiliyor. Bu SORZ sistemi, biliyorsunuz, bu geliştirdiğimiz SORZ sonda roketi bir faydalı yükü uzaya çıkarıyor ve yer çekimsiz ortamda birkaç dakika süresince uçtuktan sonra dünyaya gerisi geri düşüyor. Biz Ay roketinde kullanacağımız alt sistemleri, uzay testlerini aslına bakarsanız SORZ roketin üzerine koymak suretiyle yapacağız. Dolayısıyla biz aslında Ay roketini uzayda hiç ateşlemeden burada dünyada SOR sistemi üzerinde test etme imkanı bulmuş olacağız. Bu da o sistemdeki risklerin mümkün olduğu kadar minimize edilmesini sağlayacak.